Tembel Ahmet. Bir tembel Ahmet varmış. İş yapmayı hiç sevmezmiş. Yaptığını da karısının zoruyla yaparmış. El oduna gidermiş, Ahmet yatarmış. El ekin ekermiş, bu evde yatarmış. El harmana inermiş, bu daha ekini biçecek. Olurmuş. El kar yağmadan ekini ekmiş, Ahmet ekmemiş. Gitmiş, karla anlaşmış. Kar, ben gelmeden sana haber veririm. Sen beni gözle, takip et, demiş. Ahmet de onun rahatlığıyla yatmaya devam etmiş. Bir gün karısı, Ahmet herkes ekin ekiyor. Sen daha burada yatıyorsun. Yarın kar. Yar. Tembel Ahmet, hanım, ben karla anlaştım. Sus sen. Kar, bana söyleyecek ne zaman yağacağını. Ben o zaman ekinimi ekeceğim. Karısı da çaresiz, peki öyleyse, demiş. Yüksek dağların başına yağmış kar. Tembel Ahmet hiç aldırmamış. Karısı anlamış. Ahmet, kar yüksek yerlere yağdı, buraya gelecek, demiş. Ahmet, yok, o bana söyleyecek. Birkaç gün sonra daha aşağılara, tepelere yağmış. Tembel Ahmet yine aldırmamış. Karısı, Ahmet, el ekin ekiyor. Tembel Ahmet, kadın, sen acele etme. O gelip bana söyleyecek. Birkaç gün sonra, kar, daha berideki ovalara yağmış. Karısı, Ahmet, kar yağacak, ekin ekemeyeceksin sen, deyince, karının aklına bak. Ben ekeceğim. Konuştuk, arkadaş olduk, demiş Ahmet. Karısı, peki, demiş yine çaresiz. Sabahtan kalkmışlar ki kar kapıyı kilitlemiş. Dışarı çıkılacağı yok. Karısı, hani gelip sana söyleyecekti, demiş. Tembel Ahmet kızmış. Küreği alıp kara girişmiş. Kalleş arkadaş, hani sen bana söyleyecektin, demiş. Kar, arkadaş ben şu dağın başına yağdım. Gördün mü? Ahmet, gördüm. Kar, aşağıdaki tepelere yağdım. Gördün mü? Ahmet, gördüm. Kar yine sormuş, ovalara yağdım. Gördün mü? Gördüm, deyince Ahmet. Kar, ben sana söyleyerek geldim. Sen anlamadın. Ben daha ne yapayım, demiş. Ahmet de o yıl açlık içinde bir yıl geçirmiş. Sonra da akıllanmış ve çalışkan olmuş.